Ankara Stüdyo'ya dönelim, e, sosyal antropolog ve yazar. Uzun müddettir aslında konuk alamadığımız bir isim, Tayfun Atay karşımızda. Sayın Atay merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar. Merhabalar, İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Dilim döndüğünce özetlemeye çalıştım aslında. E, birazdan hem hutbeyi sormak istiyorum, hem hilafet kapağını sormak istiyorum ama e, uzun müddettir konuşmadığımız için, Ayasofya'nın açılış sürecinde konuşmadığımız için o günlerdeki tartışmalara ilişkin ne düşündüğünüzü de merak ediyorum. E, 20 yıllık bir Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarından bahsediyoruz. Ayasofya zaman zaman hep gündeme getirildi. Kısaca şunu sorayım. Neden o 20 yıllık süreçlerde hatırlatıldığı ve açacağız denildiği dönemlerde bu durum somutlaşmadı da neden geçen ay yaşandı tüm bunlar? Evet Can tekrar merhabalar uzun bir aradan sonra tekrar Halk TV'de olmak ve senle birlikte e, bu programda olmak çok güzel e, o yüzden e, sana da başarılar diliyorum bu arada bundan sonraki süreçte Halk TV'deki e, performansında şimdi. Ee, tabii ki 20 yıllık e, sürece baktığımız zaman e, aslında AKP'nin nereden nereye geldiğine dair, e, bir e, yolu dikkatli ve farklı e, periyotlar halinde değerlendirmemiz gerekiyor. Yani başlangıçta başka bir AKP ve başka bir Erdoğan vardı. Hem söylem hem pratik olarak. Yani burada takiye meseleleri şunlar bunlar. Onlara girmiyorum. Yani olgusal olarak değerlendirdiğimiz olana e, yönelik gözlemler üzerinden düşündüğümüz zaman başlangıçta hem söylem hem pr pratik olarak farklı bir AKP ve farklı bir Erdoğan vardı. Başlangıçta bugüne baktığın zaman Can işte bir Cumhur İttifakı'ndan söz ediliyor ve işte Bahçeli ve Erdoğan'ın birlikte Ayasofya'da yan yana açılışta bulunduklarını görüyoruz ama 2010'lara gittiğin zaman mecliste Tayyip Erdoğan'ın Bahçeli'ye yönelik biz e, faşizmi tabii sizin gibi bilmeyiz e, şeklinde sözlerini görüyoruz. Daha ge yakınlara geldiğin zaman, 2015'lere geldiğin zaman da e, Devlet Bahçeli'nin sözlerine baktığın zaman e, Tayyip Erdoğan'la bugünkü yan yanalığın nasıl mümkün olduğunu yani bunu işte nasıl kaldırabildiğini e, gönüllerinin, Düşünebileceğim pek çok şey var. Başlangıçta bunu yapamadı AKP elbette çünkü çok farklı bir profille ortaya çıktığını biliyoruz. Bir şekilde milli görüş çizgisinden uzaklaşmış olarak milli görüşün bir şekilde Batı kapitalizmine karşı bir pozisyonla kendini ifade etmesine karşılık Necmettin Erbakan'ın temsil ettiği ve işte AKP'yi önceleyen siyasi anlayış AKP'nin tam tersine işte batı kapitalizmine yakın ondan yana bir duruş içerisinde yola çıktığını biliyoruz. Bunun karşılığı da işte liberal İslam olarak değerlendirilebilecek bir pozisyonda ama köprünün altından çok su aktı tabii ve 2011 dönümünden itibaren gerek işte Suriye'de yaşananlar, gerek işte AKP'nin liderinin giderek kendisini Davos sonrası süreçte özellikle bir tek adam e, haleti ruhiyesi içerisinde bir siyasi angajmana e, yöneltmesi, buna bağlı olarak gel, e, ortaya çıkan iktidar sarhoşluğu, iktidar zehirlenmesi bunların sonucunda 2013 gezi olaylarıyla birlikte artık Türkiye'de bir e, seküler toplum, laik toplum, işte dindar muhafazakar toplum kutuplaşmasına e, imza atıldığını görüyoruz ve giderek de can 2013 sonrası süreçte biliyorsun AKP ve lideri tam da bu kutuplaşma üzerinden ancak varlığını sürdürebilir oldu ve Türkiye'de bir şekilde e, toplumun ne diyelim işte yarıya yakınını kendi arkasında hissedip Onların lideri olarak hareket ederken, toplumun yine yarıya yakın diyelim bir kısmını da karşısına alan lanetleyen bir anlayışla o kitlenin temsilcisi olan siyasi oluşumlara karşı da giderek bir nefret dilini seferber ederek bir siyaset üretmeye devam etti ve. 2019 Haziran seçimleri sonrasında artık biz daha önce de ben bunu yazdığım için burada tekrar edeyim. Bir post AKP dönemin içindeyiz. Ben buna bir taraftan bitmiş bir iktidarın uzun ölümü demeyi tercih ediyorum. Bir taraftan ee, İran'da özellikle Humeyni sonrası dönemde sosyal bilimcilerin Asef Bayat başta olmak üzere seferber ettikleri post İslamizm terimi üzerinden bir e, yaklaşım içerisinde analiz etmeye çalışıyorum. Ve bu çerçevede işte... <laughs> Bir post AKP dönemin içerisinde post İslamizmin, yani post İslamizmi de bizi izleyenler için şöyle netleştireyim izin verirsen, ee, dinin, dini İslamın diyelim görünürde her yerde olduğu ama özde hiçbir yerde olmadığı bir e, tablo. Post-İslamizm bunu işaret ediyor. Her yerde dinden söz edilen, her yerde İslam'a vurgu yapılan bir takım semboller üzerinden sanki ülkede alabildiğine bir e, İslamileşme havasının estirildiği ama özde zenginleşmenin özde işte kapitalizmle hemhal bir işleyişin özde hiç de öyle dini ilkelerle, değerlerle, ahlakla bağdaştırılamayacak pratiklerin sergilendiği bir tablo. Özde sıfırla sözlerinin karşımızda olduğu ama görünürde işte Ayasofya'da okunan Kur'an Tilavetinin olduğu bir nokta can. Dolayısıyla sorunun cevabı biraz uzattım ama sen de tabii bana dönemi sordun. Onu özetlemeye çalıştım. Dolayısıyla neden bugün sorusunun cevabı bellidir? Bugün iktidarın kaybının yaşandığı iktidar zemininin ayaklarının altından kaydığı bir nokta söz konusu. Ekrem İmamoğlu'yla sembolikleşen bir yeni e, durum karşısında ve belki abarttığım düşünülebilir ama ben yine de zikretme gereğini duyuyorum. Son dönemde Ekrem İmamoğlu'nun biliyorsun Bellini'nin atölyesinden çıkmış olan Fatih tablosu üzerinden bir şekilde evrensel bir e, duyarlılığı ihmal etmeksizin muhafazakarlığı, Osmanlıyı bir değer olarak İstanbul'un bir parçası olarak değerlendiren jesti karşısında biraz kendisini gol yemiş daha da sıkıntıda hisseden iktidarın bütün bunları birbirine bağlayacak olursan işte böylesi bir post iktidar döneminde, post AKP döneminde iktidar zemininin ayaklarının altından kaymasına bağlı olarak iktidara yönelik bir beka sorununun olmasına bağlı olarak kendisine yönelik dindar muhafazakar kitleyi DEVA Partisi, Gelecek Partisi gibi seçeneklerin de ortada olmasına bağlı olarak kendisine oy veren dindar muhafazakar kitleyi bir şekilde kendi arkasında tutma yolunda söz konusu olan bir şov olarak değerlendiriyorum. Ayasofya'nın ibadete açılması e, görüntüsünü ve bunu da yani zaten izlerken hepimiz fark ettik. Biz aslında bir ibadet pratiğinden ziyade can bir şov izledik. Yani Kur'an tilavetinin seyriyle işte e, peygambere salavatın seyriyle Ezanın seyriyle, herkesin orada cep telefonuyla hatıra fotoğrafı çektirdiği bir taraftan Kur'an okunurken, hatta namazlar kılınırken, böylesi bir işte post-İslamik, tam da o noktaya geliyoruz tekrar, post-İslamik bir görüntüyü karşımızda bulduk. AKP Türkiye'de bu tek adam iktidarıyla böylesi bir post İslamik sürecin temsilcisi ve bu sürecin içerisinde de karşımıza çıkan ve aslında bana sorarsan yani kendi çalışmalarım doğrultusunda bunu söylüyorum bir din antropolojisi alanında uzmanlaşmış bir sosyal antropolog olarak insan bilimci olarak aslında çok fazla da önemsenmemesi gereken bir tablodur bu zaten dünyada da çok fazla e, etkisi olduğu söylenemez. Kim ne derse desin, Yunanistan'da şu oldu bu oldu falan ama amaca ulaştığı da söylenemez. Türkiye'de de aslında çok e, ne diyelim kurcaladılar, biraz amiyane deyişle kanırtmaya çalıştılar. Özellikle muhalif kesimleri, laikliğe duyarlı kesimleri ve bu açıdan bazı belki gündem başlıkları oluşturmaya çalıştılar ama yine de amaca ulaşamadılar. Son olarak da şunu söyleyelim. Senin biraz önce vurguladığın hilafet tartışmaları, Ali Erbaş'ın, Ali Erbaş biliyorsun Kadir Mısıroğlu'na işte meftun bir e, isim olarak karşımızdadır ve Kadir Mısıroğlu'nun zaten e, ömrü bir şekilde e, işte Atatürk düşmanlığıyla geçmiştir. Atatürk düşmanlığıyla maruf ve mağrur bir isimdir kendisi ve bir şekilde o yoldan gelen bir isim e, Ali Erbaş'ta, o çizgiden gelen bir isim sonuçta bir şekilde imalarla e, işin içinden çıkmaya çalışsa da ne söylediği de ortadadır. Ardından ortaya çıkan hilafet tartışmaları da ortadadır. Ve tüm bunlara toplumdan gelen tepki ve AKP'nin kendi içinden frene basma çabası da ortadadır. Dolayısıyla 3 hafta önce bizim Yavuz Ohan'la büyük resim programımızda bir de bunu izledi. Ben ilk bu karar çıktığında vurgulamıştım Can. Ayasofya ellerinde Patlar demiştim. Bir şekilde söz konusu işte 3 haftadaki gelişmeler bugün Ayasofya e, girişiminin bir şekilde bumerang etkisi yaptığını düşündürür mahiyette. Tayfun Hatay şimdi iktidarın ayaklarının altından kayıp gitme vurgusu yaptınız. O perspektiften baktığımda ben yanına işte bu hilafete çağrı dergi kapağını eklediğimde e, hutbede lanet okuma kısmını gördüğümde hepsini yan yana koyduğumda özetle aklıma şu geliyor tüm bunlarla ilgili Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeni yüzde olarak Nasıl çerçevesi çizilebilir? Yani tüm bunlarla ilgili üstelik bunları onaylayabilecek ya da bunlardan etkilenebilecek, etkilendiği için de Adalet ve Kalkınma Partisinden uzaklaşmayacak. Özetle Adalet ve Kalkınma Partisinin tüm bunları yapmaktaki asıl hedefi olan seçmen grubunu nasıl özetleyebiliriz? Nelere öncelik verirler? Ne kadar fazladırlar? Ee, Anadolu'da daha yaygın oldukları İç Anadolu kısmında daha yaygın bir seçmen grubuna oynadığı yönünde eleştiriler getirenler var. Artık kendi kemik kitlesini anca böyle tutabilir, bu gibi e, görece radikal hamlelerle tutabilir diyenler var. Tüm bu çıkarımları size e, hatırlatmak istedim. Sizin hangi noktadan baktığınızı anlamak istiyorum zira. Sevgili can yani bir ders e, e, süresine bile sığmayacak bir soru. Yani AKP'nin sosyolojik, e, sosyokültürel e, tabanı ve bunun e, süreç içerisinde nereden nereye geldiği. Yani çok hakikaten e, ne diyelim? Çok güzel bir soru ama cevabı da çok e, oylumlu, hacimli bir soru. Şimdi tabii ki yani biraz önce vurguladım Erbakan'ın Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi hareketinden sonra refah dönemi yani 90'lı yıllar. Önce biliyorsun 60'ların sonudur, 70'lerin başıdır. Türkiye'de milli görüş adı altında İslami siyasetin yürürlüğe girmesi parlamenter anlamda. Sonra işte 12 Eylül sonrası süreç, 90'lı yıllar bütün bunlar da can. Türkiye'deki sosyoekonomik ve sosyodemografik değişimin yani hem ekonomik olarak Türkiye'de kapitalistleşme sürecinin hızlanması hem de köyden kente göç. Bunların belirleyici olduğu ama dönemden döneme de farklılaşan dönemlerin ve işte göç edenlerin şehirdeki pozisyonlarına, şehirdeki duruşlarına bağlı olarak yaşanan. Öte yandan belirttiğim gibi Türkiye'de kapitalizmin 70'li yıllardan 90'lara ve bugüne kadar gelişine bağlı olarak değişen pek çok unsur vardır ve işte Türkiye'de köylülüğün yaygın olduğu yani kırsal yaşam biçiminin içerisinde ki e, kitlelerin bir şekilde şehirlere doğru hareketlenmesiyle bağlantılı olarak bu insanların kendilerini kültürel arada kalmışlık sıkışmışlık sorununa bağlı olarak işte bu İslam'a referansla dine referansla e, siyaset yapan hareketlere meyil ettiğini görürüz yani siyasette özellikle çok partili yaşam içerisinde bir şekilde dinsel tutum ve davranışların da bir ölçü haline gelmesi kitlelerini ...mezlinde bizim karşımıza bu oluşumları çıkarır. Ama işte 2000'lerden itibaren karşımıza çıkan Adalet ve Kalkınma Partisi e, örneği... ...daha öncekilerden farklı şekilde bir şekilde Soğuk Savaş sonrasının dinamikleriyle de... ...bağlantılı olarak Can, e, Batı ile ilişkisini olumlu yönde... ...yani kapitalizmi lanet sayan değil... Yani kendisini önceleyen İslami oluşuma e, nazaran kapitalizmi lanet sayan değil nimet sayan bir çizgide yol aldı. Kitlesel desteğini sözüne ettiğim işte alt sınıflardan yoksul kesimlerden almakla birlikte kendisi de bir İslami burjuvazi, Müslüman burjuvazi hem yarattı hem de daha önce özel döneminde yaratılmış olanın da desteğini arkasına alarak artık bir beyaz Müslümanlık, bir yeşil kapitalizmin üzerinde yükselen ve Türkiye'de inşaat kapitalizminin bir şekilde işte şefaat ya Resulullah şiarından inşaat ya Resulullah şiarına geçerek sürdürüldüğü bir oluşum oldu. Bugün nedir Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oy tabanı buna ilişkin elimizde? bazı istatistikler var sürekli kamuoyu yoklamalarında işte oyların yüzde indiğini okuyoruz giderek toplumsal desteğin çekildiğini görüyoruz özellikle yeni kuşaklar genç kuşaklar Z kuşağı olarak adlandırılan kesimlerde bir sürekli geçmişe referansla, sürekli eskiye referansla siyaset yapan bu oluşumun çok fazla rağbet görmediğini biliyoruz. Biraz önce senin açarken sözüne ettiğin bu sosyal medya düzenlemelerinin altında yatan bir sebep de budur. Burada yani hakaretleri engellemek değil, özgürlükleri, e, muhalif e, seslerin hala yükselebildiği bir ortamı ama özellikle de işte Z kuşağı dediğimiz gençliğin hiç de öyle e, bu dinbaz siyasetin e, arzu ettiği yörüngeye girmediği, işte yeri geldiğinde sana oy mu yok diye hashtagler oluşturduğu bir e, alanı, bir evreni kontrol altına alma Denetleme çabası vardır. Nasıl ki televizyal medya için bu yapıldı ama artık televizyal medyanın da techno, ekonomik olarak giderek e, e, irtifa kaybettiği bir süreçte, sosyal medyanın güçlendiği bir süreçte böyle bir önlem almaya çalıştıklarını görüyoruz. Dolayısıyla Can, e, sorduğun sorunun cevabı önemli ölçüde önümüzdeki dönemde, netleşecektir. Ama veriler ve işte AKP'nin bütün bu girişimleri bize durumlarının hiç de parlak olmadığını hissettiklerini gösteriyor. Biliyorsun Ayasofya'nın açılmasına ilişkin de yapılan kamuoyu yoklamalarında toplumun özellikle de genç kuşakların gündeminde bunun olmadığını ortaya koydu. Zaten kendilerinin kullandıkları dile baktığında da. Can bunu görüyorsun işte hep bizim gençlik hayalimizdi diyorlar yahu sizin gençlik hayaliniz bugün işte gençlerin hatırlayamayacağı kadar uzaklarda kaldı zaten Can şunu da vurgulayayım. 1930'ların siyasi pratiklerinden intikam almak, rövanş almak, rövanşı almak amacıyla sürdürülen bir 2020 siyaseti içindeyiz. 2020 Dinbaz siyaseti içindeyiz. Dolayısıyla hala geçmişte olup bitenlerin, geçmişte yaşananların kendilerinde yarattığı bir hırsla ve hınçla siyaset yapmaya devam ediyorlar. Zannediyorlar ki toplumun çok büyük bir kesimi arkalarında. Öyle olmadığını işte meydanları dolduran o bindirilmiş kıtaların dışında baktığımız zaman bir takım böyle fanatik e, unsurların, paramiliter unsurların dışında toplumda e, bu Ayasofya meselesinin de öyle çok fazla yankı yaptığını söylemek mümkün değil. E, üstelik biraz önce vurguladığım gibi buradan cumhuriyetle hesaplaşmaya dönük bir takım e, girişimlere e, girişimlerin adımları atıldığı noktada da işte Erbaş'ın hutbesi ve sonrasındaki hilafet tartışmaları burada da çok e, şiddetli bir Toplumsal tepkinin kendisini gösterdiğini, ayrıca bu toplumsal tepkinin içinde dindar muhafazakarların olduğunu da ben düşünüyorum. Çünkü biliyorsun 800 bin oy farkla İstanbul'un e, bir şekilde e, yerel seçimde Ekrem İmamoğlu tarafından alınmasında dindar muhafazakar seçmenin de katkısı vardır. Durum zorda olduğu için şimdi... Hilafete kadar giden de bir tartışma ortamını karşımızda görüyoruz tabii. İstersen hilafet üzerine de konuşabiliriz. Tabii ki ama araya bir soru sıkıştırmak istiyorum. Bir gazeteci, bir haberci olarak şunu merak ediyorum. Şimdi sosyal medya düzenlemesi kriterlerine, maddelerine baktığımızda işte içerik kaldırma tümden bir içerik kaldırma vardı. Şimdi görece demokratik olarak sunulan e, içeriğin belli bir bölümünü kaldırmak, belki de en can alıcı makalenin bir yerini kaldırmak gibi bir şeye benziyor. Önümüzde somut örnekler oldukça konuşmaya başlayacağız kuşkusuz. Bu gibi hamleler şimdi çok konuşulan, popüler olan Z kuşağını elinin tersiyle itmek demek değil midir? Yani buralara dair en ufak bir e, oy kaygısının dahi Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde kalmadığını, kötümser anlamda kalmadığını söylüyorum. Çünkü en azından sosyal medya düzenlemesi işte Z kuşağının hep adlandırıldığı dijital eylemler, oy moy yok, dislike eylemi vesaire tüm bunlar karşısında bir de üstüne elinin tersiyle itmek olarak görülüyor. %15 oranında kararsız konuşuluyor şu anda siyasi anketlerde. Hatta Deva Partisi lideri Ali Babacan %20'lere ulaşabileceğini söyledi Z kuşağı ile birlikte. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi %20'lik karar kararsız seçmeni nasıl olur da itebilir elinin tersiyle? Üstelik yerel iktidarı kaybetmişken, Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı'na kaybetmişken. Şimdi merkezi iktidar konusunda sallantıda görünüyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin en ufak bir işaret fişeği çakmasıyla olası bir erken seçimde gidişe öngörülen bir siyasi parti olarak nasıl olur da Z kuşağı başta olmak üzere %20'lik bir kararsız seçmeni elinin tersiyle itebilecek pozisyona geldi? Bunun arka planını merak ediyorum. Valla şimdi Can, o kadar farklı yönlerde bir sıkışıklık söz konusu ki kanaatimce iktidarın. Bu açıdan hani ne diyelim e, doluya koyuyorlar almıyor boşa ko koyuyorlar dolmuyor e, sözü uyarınca bir taraftan e, o çekirdek olarak düşündüğü ve ne diyelim bir yaşlı kuşak Orta kuşak e, kesimin desteğini kaybetmeme yolunda. Çünkü Saadet Partisi var o kesime hitap eden. Şimdi Gelecek Partisi, Davutoğlu'nun partisi özellikle o kesime Orta Anadolu'da hitap ediyor. Ve işte Babacan'ın partisi. Dolayısıyla gençleri bir kenara bırakalım. Bu e, yaşlı kuşak, orta yaş ve yaşlı kuşakların, e, e, desteğinin erimesi ihtimali de var ve bunun yarattığı bir kaygı var. İşte Ayasofya'ya yönelik e, Ayasofya açılması girişimi biraz onunla ilgili. Dolayısıyla Can sadece e, Z kuşağından e, muzdarip bir iktidar yok karşımızda ki eğer öyle bir durum olsa e, sanırım e, genç kuşaklara yönelik daha farklı e, girişimlerde bulunabilirler. Aslında biliyorsun bir taraftan e, geçtiğimiz e, haftalarda Mahir Ünal e, açıklamıştı. Gençlere yönelik de Z kuşağına yönelik de sosyal medyaya yönelik de bir çalışma, bir plan proje içerisinde olduklarını biliyoruz. Yani bir taraftan bu kuşakları kazanmak için çalışmalara başladıklarını ve sosyal medyanın diline hakim olmaya, kültürel anlamda ama diline, ruhuna diyeyim daha doğrusu hakim olmaya çalıştıklarını görüyoruz. Ama işte bir taraftan da can sonuçta sosyal medya şu anda en ne diyelim? bunlar açısından, iktidar açısından en rahatsız edici muhalif kaynak, muhalefet potansiyeli çok yüksek. Yani özellikle belli platformlar üzerinden yayınlarını sürdüren ve e, televizyal medyadan, e, yazılı medyadan, e, matbuat medyasından, ne diyelim dışlanmış e, akademisyenlerin, gazetecilerin, yazarların seslerini duyurabildikleri ve karşılık bulabildikleri bir mecra. Dolayısıyla bir taraftan klasik seçmen kitlenizi e, kendi e, arkanızda tutmak gibi bir sorununuz var. Çünkü o kitle de gidiyor, o kitle e, Ekrem İmamoğlu'na. Ankara'da Mansur Yavaş'a oy verdi. Bir taraftan onu tutma sorununuz var. Bir taraftan evet işte seçimlerde 6 milyon sanıyorum değil mi yeni seçmen grubunu oluşturacak bir kitle var. Ve o kitleye hitap etmek gibi bir sorununuz var. Ama öte yandan bir yandan da o kitlenin yer aldığı, içinde yer aldığı sosyal medya mecrasında size yönelik muhalefeti, Bastırma, muhalefeti kendinizce işte kontrol altına alma gibi bir sorununuz var. Sonuçta otoriteryan bir iktidardan bahsediyoruz Can. Dolayısıyla yani demokrasiyi bir şekilde araç sallaştırarak alabildiğine otoriteryan bir e, işleyiş içerisinde e, karşımızda olan bir iktidardan bahsediyoruz. Hem muhalefetten haz etmiyorsunuz ve o yüzden sosyal medya sizin için tuğ ama öte yandan e, hedef aldığınız bir gençlik kitlesi var, o kitle kendisini artık tamamen sosyal medya üzerinden var ediyor. İletişimini, diyaloğunuzu oradan kuruyor ve onunla bir diyalog kurmak gibi bir sorununuz var. Yani sosyal medyasız da olamıyorsunuz, sosyal medyayla da olamıyorsunuz ama işte bir taraftan da e, kendi e, yaşlı kuşaklarınıza da bir takım jestler yaparak, Osmanlıcılık oynayarak, Osmanlıcılık oynayarak, İslamcılık oynayarak, muhafazakarlık oynayarak bir şekilde onları da kendi arkanızda tutmaya çalışıyorsunuz. Bütün bunların sonucu bir tablo karşımızda. Çünkü muhafazakar da diyemeyiz Can bazı eylemlerine yaptıklarına baktığımız zaman. Tarihten o kadar haz eden bir iktidar. Bu kadar betonarme bir e, siyasetin, ekonomi politik anlayışın temsilcisi olmaz. E, Tayyip Erdoğan e, Ayasofya'ya ilişkin e, yaptığı konuşmada biliyorsun e, değerlendirmede işte Türkiye'nin her tarafında minarelerin e, kendi iktidarları döneminde nasıl yükseldiğinden bahsetti bize. Ve onun üzerinden işte e, bir kimlik e, değerlendirmesi hem kendi e, siyasetlerinin hem de kendi özledikleri Türkiye'nin bir kimlik değerlendirmesini sunmaya çalıştı. Çok inandırıcı değil bana sorarsan. Türkiye'de e, minarelerden çok çok daha fazla ve onları da aşacak şekilde inşaat vinçleri yükseldi her tarafta. Can. Dolayısıyla bu iktidarın alameti farikası yani ayırt edici, ayırt edici karakteristiği e, minarelerin e, alabildiğine çoğalması değil, inşaat vinçlerinin bütün çirkinlikleriyle, o çirkin azametleriyle alabildiğine çoğalması. Dolayısıyla muhafazakarlığa da oynuyorlar, İslamcılığa da oynuyorlar, Osmanlıcılığa da. Oynuyorlar. Osmanlı dendiğinde yine e, Cumhurbaşkanının konuşmasında üç isim geçiyor. Dikkat et. Yine Ayasofya bağlamında Fatih Yavuz Kanuni. Zaten başka bir referans yok can. 600 yıllık Osmanlıdan 3 art arda gelen, e, art arda gelen değil. E, e, Üç padişahın ama birbiriyle aynı dönemin içerisinde düşünebileceğimiz üç padişahın e, varlığını görüyoruz. Fatih, Yavuz, Kanuni. Osmanlı onlardan ibaret değil. Neden Yıldırım Bayezid yok mesela? Neden Fetret devrine hiç vurgu yapmıyorsunuz da hep Feth'e -he vurgu yapıyorsunuz? Bu nasıl Osmanlıcılık? Osmanlıcılığa da oynuyorlar. Mesela e, Abdülhamit dillerinden düşmüyor. Abdülhamit'in dedesi 2. Mahmut. Osmanlı'nın en kudretli sultanlarından birisi. Aslına bakarsan ve tarihçilere e, e, güvenilir tarihçilerin e, anlattıklarına bakar bakılırsa torunundan çok daha cesur ve yürekli bir sultan olan İkinci Mahmut'a hiç referans verilmiyor değil mi? Neden? Çünkü İkinci Mahmut yenilikçiydi. İkinci Mahmut'tan Kemal Atatürk'e uzanan bir yol vardır. İşte o yolu yok saydığınız noktada bir taraftan hutbenizde lanet imasını yaptığınız kişinin öncülü sayılabilecek, İkinci Mahmut'u da yok sayıyorsunuz. Yani Osmanlı Osmanlılığı da hak etmeyen bir iktidar olduğunu düşünmemiz gerekir. Bu bir oyun. Yani Osmanlıcılık oynuyorlar, dincilik, e, İslamcılık oynuyorlar ve muhafazakarlık oynuyorlar. Tayfun Atay, son 3-4 dakikamız kaldı. Size en sorulmayacak soruyu sormak istiyorum. Eyvah. Ee, bir sosyal antropoloğa, bir yazara en sorulmayacak soruyu sormak istiyorum. Çünkü <laughs> soranlar olmuş. En azından toplumsal dinamikleri e, bilmeniz açısından bir yanıtı olduğunu da düşünüyorum size. Şimdi erken seçim olur mu sorusunu size sormamı isteyen çok fazla sayıda mesaj geldi. Bunu siyasi partiler veya seçmen psikolojisi anlamında değil... E, toplum dinamiklerini incelediğimizde ve baştan beri konuştuğumuz özellikle de muhafazakar olarak tabir edilen seçmen psikolojisine ve reflekslerine baktığınızda ne düşündüğünüzü merak ederek yanıtlayabileceğinizi düşünüyorum. O yüzden son sorum böyle olsun. Ya bu çok büyük risk ama yani. <laughs> Çok büyük risk. Elbette kanaatimi söyleyeceğim ve o yüzden de eğer çıkmazsa yanıldığımızı da kabul ederiz. Biraz önce sen de vurguladın. Yani burada belirleyici olacak unsur MHP ve Bahçeli. Öyle gözüküyor. Ama bu iktidarın şu aşamada... Ee, bu tek adam iktidarının şu aşamada yani kısa vadede bir erken seçim düşünebileceği kanaatinde değilim. Ee, özellikle işte Ayasofya sonrası yaşananlara da baktığımızda biraz önce vurguladım. Ayasofya bumerang olmuştur. Dolayısıyla kısa vadede e, bunun e, olabileceğini düşünmüyorum. E, ama yani... 2023'ü beklerler mi? Ondan da emin değilim. Yani çok kaygan bir zemin. Can iktidarın kaybı söz konusu. 2020 için benim öngörüm, daha önce de yazdığımı söyledim. Bu bir post AKP dönem. AKP iktidarı bu işte 18 yıldır Türkiye'de Dine referansla siyaset yapıp maddi manevi referansla maddi çıkar temin eden bu iktidar için artık giderek sonun yaklaştığı bir süreç Fakat şu kısa vadede ben erken seçime göze alabileceklerini düşünmüyorum Fakat Türkiye'de Ayasofya benzeri, e, jestleri gerçekleştirip kutuplaşmanın üzerine gidip özellikle elbette Kürt sorunu üzerinden e, toplumdaki gerginliği kutuplaşmayı artırmaya dönük çabaları olacak. Öte yandan CHP'li belediyeleri yıpratma yolunda çabalar e, durmaksızın e, devam edecek ve buralardan bir şekilde kendilerince zemin oluşturmaya çalışacaklar. Ee, çok zorda olduklarını düşünüyorum. Çok büyük bir sıkıntı içinde olduklarını düşünüyorum. Düşüşü kabul etmediklerini düşünüyorum. Yani olgunlukla hani bir oluşumun e, gelişmesi vardır, olgunlaşması, yükselişi vardır ve bir şekilde toplumu yorarsınız, e, bir şekilde bıktırırsınız ve bir inişi vardır. Bu kaçınılmazdır. Ee, burada mesele düşüşlerini olgunlukla karşılayamamaları ve bütün toplumu bir şekilde hepimizi bu düşüşün içerisinde paçalarımızdan çekmeye çalışmaları ki bu da bu topluma, ülkeye yapılabilecek en büyük kötülük. Tayfun Atay çok teşekkür ediyorum. Değerli meslek büyüğüm Yavuz Ohan'la Program konusunda da bir bilgilendirme rica edenler olmuş. Yaz molasına mı giriyor şeklinde sorular da gelmiş. O yanıtla birlikte son sözlerinizi rica edeyim. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Evet çok teşekkürler Can bu paylaşım içinde. Bugün akşam devam edeceğiz biz. Son programımız olacak. Ağustos'ta biraz dinlenmeyi düşünüyoruz ve orada da belki buradan aldığım e, ne diyelim istimle burada seninle yaptığımız bu güzel sohbetten aldığım istimle belki biraz daha devam ederiz. Ama bir de tabii Kurban Bayramı'na geliyoruz. Biraz kurbanın hakikatleri, kurbanın kökenleri üzerine de bir değerlendirme ile bugün 17.30'da e, YouTube'da Bir de bunu izle kanalında Yavuz'la e, sezon finalimizi yapacağız. Ama sezon finali tabii. Sezon finali. Çok teşekkür ediyorum tekrardan.